Evet kıymetli kardeşlerim, bu akşam burada böylesine kendiliğinden toplanmamızın sebebi hepinizin malumu. İsrail, Filistin'de, Orta Doğu'da çok uzun zamandır 1900'lü yıllardan itibaren, kuruluşundan itibaren, sonrasında 48'de resmileşmesinden itibaren çok büyük katliamlar yaptı. Adeta bölgeyi kana buladı. Ancak bu akşam gerçekleştirdiği eylem, bu akşam yaptığı vahşet artık akılla izah edilebilir bir vahşet değil. Adeta insanlığımızdan utandık. İzlerken, duyduktan sonra insanlığımızdan utanır hale geldik. Bunu kendimize izah edememenin bu çaresizliği içerisinde kendimizi adeta sokağa attık. Hiçbir kanun tanımadan, hiçbir kural tanımadan adeta sadece Müslümanlara değil, sadece Filistinlere değil, bütün insanlığa meydan okunurcasına bir hastaneyi bombalamak, böylesine büyük bir katliama girişmek sadece İsrail'in yapabileceği bir şeydir herhalde. Bu anlamda artık sözüm bittiği yerdeyiz diye düşünüyorum. Ne yapılacaksa yapılacak. Artık bütün sadece Türkiye değil, bütün İslam alemi, bütün vicdanlı insanların harekete geçmesi lazım. Bu iş artık kınamayla olacak işler değil. Bu iş artık uyarıyla, ikazla olacak bir mesele değil. Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi, İsrail sadece güçten anlar ve onlara artık anladığı dilden konuşmanın zamanı geldi. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! 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 Allahu Ekber! Ümmet uyuma! Filistin'e sahip çık! 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 Evet, şu ortayı biraz açabilir miyiz arkadaşlar? Orta biraz açık olsun. Yan taraflara çekilelim. Önde. Önde geçelim biraz şöyle. Evet, bildiğiniz gibi Çorum'da bir Filistin platformu oluşturduk. Böyle aniden gelişen bir çalışmaydı bu. Bu platform hem sivil toplum örgütleriyle, hem siyasi partiler temsilcilerimizle, hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla görüştük. İnşallah Perşembe gün akşam saat 17'de burada büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Büyük bir protesto eylemi gerçekleştireceğiz. Bugüne kadarki İsrail'e karşı olan hıncımız zaten bu etkinliği gerçekleştirmek için yeterliydi. Ama bugün geldiğimiz noktada bu etkinliği en dolu bir şekilde inşallah
Çorum'da gerçekleştirmiş olacağız. Bunu da çevremize yayalım değerli arkadaşlar. Ailelerimizle birlikte, eşimiz, dostumuzla birlikte burada görülmemiş bir kalabalıkla bütün öfkemizi bu zalim İsrail'e kusmamız gerekiyor ve harekete geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, hocam buyurun. Hayber Hayber ya Muhammed Sevfe Yahut! Gelişi Muhammed Sevfe Yahut! Hayber Hayber ya Yahut! Hayber Hayber ya Yahut! Gelişi Muhammed Sevfe Yahut! Gelişi Muhammed Sevfe Yahut! İsrail Hayber'i unutma! İsrail Hayber'i unutma! Muhammed'in ordusu geri gelecek! Muhammed'in ordusu geri gelecek! İsrail Hayber'i unutma! İsrail Hayber'i unutma! Muhammed'in ordusu geri gelecek! Muhammed'in ordusu geri gelecek! İsrail Hayber'i unutma! İsrail Hayber'i unutma! Muhammed'in ordusu geri gelecek! Muhammed'in ordusu geri gelecek! Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم kardeşlerim bir asır önceydi bir asır önceydi yani 100 yıl önceydi kardeşlerim. Bir asır önceydi kardeşlerim. Osmanlı Filistin'den oradan çekilince veya birileri tarafından oradan çıkarılınca kardeşlerim Anadolu'ya çekilince alem İslam sahipsiz kaldı. Filistin sahipsiz kaldı. Arakan sahipsiz kaldı. Alem-i İslam'ın her tarafında oralar işgal edildi kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüyorlar. Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki ve biz de bugün anlıyoruz ki bu ümmetin baş düşmanı Yahudidir kardeşlerim. Fitnenin merkezi Yahudidir. Fitnenin merkezi Yahudidir, Amerika'dır kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye dönüyorlar. Medine'den Hayber'e çıkacaklar. Geliyorlar Hayber'in önüne. Beni Kaynuka, Yahudi kabilesi, Kurayza. Onlar Müslümanların arasına fitne sokuyorlar. Her defasında Aleyhisselatü Vesselam'a hücum ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam artık dedi ki, ey Hayber, şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o büyük medeniyete teslim olacaksın. Şu kadar sana mühlet verildi. Aleyhissalatu vesselam bir akşam vakti sahabeye dönüyor. Diyor ki yarın bu sancağı öyle birisine vereceğim ki o Allah'ı seviyor, Allah da onu seviyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz o gece ellerini kaldırıyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o sancağı bana versin diye dua ediyorlar. O büyük şerefe ben nail olayım ya Rabbi diye dua ediyorlar Allah Azze ve Celle'ye. Sabah oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ud'u aliyen Hazreti Ali'yi çağırın buyuruyorlar. Hazreti Ali'yi çağırıyorlar. Fakat Hazreti Ali gözünden rahatsız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun o mübarek elleriyle onun gözlerine ellerini sürüyor ve iyileşiveriyor. Diyor ki ey Ali şimdi al şu sancağı Yahudinin karşısına çık ve orayı fethet buyuracak. Hazreti Ali radıyallahu anhu tam gidecekken geri dönüyor. Diyor ki ya Resulallah bi eyyi şeyin ed'uhum yani ben onları neye davet edeyim? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ud'uhu ilallahi onları Allah Azze ve Celle'ye çağır, iman etmeye çağır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey Ali, onları Allah'a davet et. Hazreti Ali Efendimiz
her ne kadar düşmanın üzerine çıksa da, orayı fethetmeye gitse de, ama biliyor ki Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashab-ı kiramı, ona kıyamete kadar iman eden Müslümanlar, onların asla, onların hiçbir şekilde dünya malında gözleri yok, toprak diye bir dertleri yok, yalnızca Hazreti Kur'an'a davet ederler. Yaptıkları savaşlar yalnızca Allah'a davet etmek içindir. Hazreti Ali, Yahudi'nin karşısına çıkıyor. Yahudi zannediyor ki kardeşlerim, ashab-ı kiram, onlar fethedemeyecekler. Çünkü kaleler ardında kalıyorlar. Güçlü olduğunu zannediyorlar. İşte şimdi zannettikleri gibi, onlar zannediyorlar ki, karşı yanlarında AB'leri dedikleri Amerika var, veya Fransa var, veya Birleşmiş Milletler var. Ama bilmiyorlar ki, az olan kişiler çok kişilere galip gelmiştir. Çünkü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Yahudinin üzerine gönderdiği o mübarek sahabe, Kur'an-ı Hakim onlardan bahsederken وَكَانُ يُوْقِنُونَ buyuruyorlar. Çünkü onlar Allah'a tam iman edenlerdi buyuruyor. Yani kardeşlerim, Yahudi ile mücadele etmenin arka planında ne var? Önce yürek olmalı, önce iman olmalı, önce Hazreti Kur'an'a tam bir teslimiyet olmalı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye giderken orada münafıkları geride bırakıyor. Onlara siz gelmeyin buyuruyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anhu Yahudi'nin karşısında ve diyor ki Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın diliyle Haybet Hayber buyuruyor. Ey Hayber yıkılacaksın. Çünkü fitnenin merkezi sensin. Fitne ve fesadın merkezi sensin. Asırlardır alem İslam'a kan kustun. Müslüman kadınların başörtülerinden tutulup yerlerinde sürülen sensin. Şimdi bunun hesabını vereceksin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a tam inanan Hazreti Ali gibi, Müslümanlar gibi, Ashab-ı Kiram gibi orayı fethedecekler ve Haybet Hayber diyecekler. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! 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 Kardeşlerim, eğer biz Ashab-ı Kiram gibi olursak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi iman edersek, o zaman değil Londra'dan, Washington'dan, Birleşmiş Milletler'den, Amerika'dan, ne olursa olsun göklerden bombalar yağdırsa da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden, Hazreti Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden muvahhidler yeniden ayağa kalkacak ve Yahudi'ye hesap verettirecek ve alem İslam'a toparlanın, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu gelecek. Kardeşlerim, Selahaddin Eyyubi Hazretleri, onlar tam 78 yıl boyunca beklediler. Çünkü Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiler kardeşlerim. Sonra Anadolu'nun bütün köşelerini dolaşıyor. Bütün Müslümanları tek çatı altında toplamak için uğraşıyor. Medreselere iniyor, sokaklara iniyor. Alem İslam'da ne kadar Müslüman varsa onlarla birleşiyor. Artık ırkı aidetlerin hiçbir anlamı yok dediler. Ve aldılar mevlütler düzenlediler. Camilere gittiler. Bütün sokaklarını Hazreti Kur'an'ın istediği şekilde imar ettiler. Yani öncesinden bir hazırlık var. Selahaddin Eyyubi'ye soruyorlar. Diyorlar ki, لِمَادَ لَا تَدْحَكْ Niçin gülmüyorsun diyorlar. O da diyor ki, وَالْاَقْسَى اَس۪يرٌ كَيْفَ اَبْتَسِمُ اَمْ كَيْفَ اَدْحَكُ Aksa esir iken, Müslüman kadınların başörtülerinden tutulup yerlerde süründürülürken, Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail, Haçlı seferleri, onlar Müslümanları katlederken, nasıl Selahaddin Eyyubi gülebilir ki? Allah'a yemin olsun ki Kudüs özgürleşinceye kadar Selahaddin Eyyubi asla gülmeyecek dediler. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya
yaşarız. Eğer biz Selahattin Eyyubi'nin şuuruna varabilirsek, eğer sokaklarımızı istediğimiz şekilde Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde tesettüre büründürürsek, eğer faizi bütün alanlarıyla, bütün şubeleriyle eğer sokaklarımızdan def edersek, o zaman göreceksiniz ki Allah Azze ve Celle nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zafer nasip ettiyse, yeryüzünün bütün orduları gelse de Allah'ın inayetiyle Anadolu'dan, Hakkari'den Edirne'ye kadar ordularla yeniden Filistin'e girecek, Birleşmiş Milletler'in meclislerine girecek. Orada Netanyahu'ya diyecek ki, ey Netanyahu biz geldik, Allahu Ekber diyeceğiz. Ekber! Allahu Ekber! Ekber! Allahu Ekber! Ekber! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Şunu da söyleyip huzurlarınızdan ayrılayım kardeşlerim. Kardeşlerim, kimin çocuğu belli olmayan insanlar, onlar ekranlarda konuşuyorlar. Diyorlar ki, madem ki siz öyle söylüyorsunuz, siz gidin diyorlar. Bağırıp çağırıp duruyorsunuz diyorlar. Ve bu insanlar Allah ve Resulüne düşman olan insanlar. Onlardan bahsediyoruz kardeşlerim. Biz de diyoruz ki, biz Müslümanız kardeşim. Biz Allah Azze ve Celle'ye iman ettik. Biz her ne kadar elimizden bir şey gelmese de, biz İbrahim Aleyhisselam'ın ne zaman ki ateşe atıldığı vakit ağzıyla suyu götüren belki de bir damla su bile değil, o karınca misali gibi biz diyoruz ki, Ya Rabbi nasıl ki bütün küfür orduları donanmalarıyla Gazze'ye alem İslam'a bomba yağdırsa da bizim elimizden bir şey gelmese de, ama biz diyoruz ki biz buradayız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenlerin tarafındayız. Çünkü tarafsız olan bertaraf olur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize şuur ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle yeniden toparlanmayı, yeniden buradan büyük ordularla seferler düzenlemeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepimize razı olsun. Şehit olan kardeşlerimizi de Rabbim onların şehadetlerini makbul eylesin. Kassam tugaylarının attığı her bir füzeyi Rabbim isabet ettirsin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ümmet uyuma, Filistin'e sarışık! Ümmet uyuma, Filistin'e sarışık! Ümmet uyuma, Filistin'e sarışık! Ümmet uyuma, Filistin'e sarışık! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ey İsrail! Konferans salonlarında kendine vatan seçtin. Böyle bir vatanın yok. Filistin, Filistinlilindi. Yetmedi, ardından uluslararası toplumu sermayeyle arkana aldın, deklarasyonlarla, Balfour deklarasyonuyla oranın senin vatanın olduğunu ilan ettirdin. Yetmedi, hileyle, hurdayla oradan toprak çaldın, insanların vatanını gasp ettin. Yetmedi, 1948'de 2. Cihan Harbi'nin de yaratmış olduğu kaos ortamında İsrail zulüm devletini orada inşa etti. Senin problemin bir kere varlığa ontolojik olarak yukarıdan bakmak. Bütün bir insanlığı köle olarak görmek, aşağılık olarak görmek, kendini elit, üstün görmek. Bugün bağırıp çağırıyoruz, ya hastanede vurulur mu diye. Adam öyle yukarıdan bakıyor ki ne Filistin'i, ne Filistinli'yi, ne de dünyayı gözü görüyor. Olacak şey değil. Yetmedi, her bir hamlende Filistin'in büyük bir kısmını işgal etti. Zorla, cebren, hileyle, binlerce insanı gemilerle, trenlerle oraya taşıdın. İnsanların evlerine zorla girdin. İnsanların canına, malına, namusuna tasallut ettin. Ve bunu bugün sosyal medya gelişti. Herkes o belgesellere ulaşıp izleyebiliyor. 80 yaşında, 90 yaşında, 50 yıl önce oraya işgalci olarak gelmiş insanlar
hangi zulümlerle Filistinlilerin oralardan çıkarıldığını, insanların nasıl sürüklendiğini, nasıl evinden çıkmak istemediğinde öldürüldüğünü, bağrı bahçesini terk etmeyen insanların canına, malına, namusuna tasallut edildiğini bugün bütün dünya dinliyor. Bugün bir yenisiyle daha karşı karşıyayız. Düşünün ki öyle bir işgal ki, ya bırakın bütün İslam dünyasını, bugün Gazze ile Batı Şeria arasında koskoca iki ülke sığacak kadar toprağa gasp ettin, çaldın, hırsızlık yaptın, doymadın, hala devam ediyorsun. Gazze kuşatma altında, Batı Şeria kuşatma altında. Yani en temel insan hakları, en temel insan ihtiyaçlarının dahi o bölgeye girmesi İsrail'in tasarrufunda. Bütün dünya, yani dünyada hiçbir yerde bu kadar büyük bir açık hava hapishanesi yoktur. Değerli Müslümanlar, böyle bir hapishane kurdun ve bugün diyorsun ki ya niye bomba attın, niye roket attın? Ya artık buraya kadar gelmiş. Ben gittim, Kudüs'e gittim, Batı Şeria bir duvar arası, duvarın bu tarafı Orta Çağ, bu tarafı Kuzey Çağ. Böyle bir şey olabilir mi? Ama böyle oldu. Ve bugün medeni dünya, uluslararası hukuk ayakları altında. Uluslararası savaş hukuku ayakları altında. En temel insan hakları ayakları altında ama Birleşmiş Milletler'in birleşemediğini, NATO'nun hiçbir anlam ifade etmediğini acı bir şekilde görüyoruz. Maalesef. Nerede hani çocukları savunacaktı Yunus'e? Neredesiniz kardeş? Çocuk mu kaldı ya Filistin'de? Şimdi okur vuruyor. Yetmedi, insanlar camilere koşuyor, camileri vuruyor. Yetmedi, insanlar hastaneleri sığınak olarak kullanıyordu, hastaneye vuruyor ki bu akşamki hastanede 1500 kişinin içeride olma ihtimali var. Yazıklar olsun. Ve bütün dünyanın gözü önünde bunlar gerçekleşiyor. Medeni dünya sermayeyle esir alınmış, tarih boyunca var ettiği bütün insani ve medeni değerleri alaşağı eden bu zalimi seyrediyor. E şimdi İslam dünyasına da birkaç cümle söylemeyeyim mi kardeşim ya? Yani şimdi diyorum ya, Gazze ile Batı Şeria birbirine ses veremez hale gelinceye kadar neredeydin be kardeşim? Adam bir tenike yağ ile bir efendim paket makarna ile ambargo koyacak, bizi aç bırakacak diye korkuyorsun. Tepdiğin yerden petrol çıkıyor, doğalgaz çıkıyor. Lan bir gün ambargo uygularım, ey dünya satmıyorum diyemiyorsun. Bu nasıl bir Müslümanlık? Ondan sonra geriye dönüp Ömer'in fethini arayanlar, Selahaddin Eyyubi'ye güzelleme yapan adamlar, Yavuz Sultan Selim arayanlar, daha çok ararız biz ya. Selahaddin Eyyubi, net söylüyorum size, böyle bir imkada mı kuşattı Kudüs'ü? 10 gün daha kuşatma devam etseydi, düşmanın savaşmasına gerek yoktu, ordu zaten susuzluktan oradan can verecekti. Böyle bir azimle, böyle bir kudretle, böyle bir imanla oradaydı. Şimdi, ya karşınızda daha hala saçma sapan yorumlar. Efendim Arap ihanet etti, Arap sattı, Arap şunu yaptı. Ya biz Arap diye birini tanımıyoruz. Biz Müslüman diye birini tanıyoruz. Birinci Cihan Harbi'nde birbirinin boğazına çökmüş İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya. 20 yıl sonra yine birbirinin ümüğüne çökmüş. Ondan sonra tutmuş, Avrupa Birliği diye bir şey kurmuş. Bütün dünyayı parmağında oynatıyor. Ben 1000 yıldır aynı coğrafyada, aynı Allah'a, aynı peygambere iman ettiğim, aynı coğrafyanın havasını, sıkıntılarını, hüzünlerini, mutluluklarını yaşadığım bir toplumla bir araya gelemiyorum. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun! Bu gece bir milat olmalıdır. Bütün uluslararası kuruluşlara buradan sesleniyoruz. Bütün İslam ülkelerine buradan sesleniyoruz. İnsanlık adına, vicdan adına bir şeyler şu yeryüzünde kalsın ve devam etsin isteniyorsa,
bu soykırım sabahı görmemelidir. Uluslararası camia mutlaka İsrail zulmünü, bu Siyonist zihniyetin yaratmış olduğu soykırımı ve istila hazırlığına burada dur demelidir. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol! Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillellezine keferu setunebune tuhşeru. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillellezine keferu setunebune tuhşeru ve tuhşerune ile cehennem. De ki ey kafirler yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz Şimdi piyasada arkadaşlar özellikle kasıtlı bir şekilde Arapçılık, Türkçülük, Çerkezlik yapılıyor. Özellikle Filistin meselesinde Türkiye dışarıda bırakılıyor. Bakın tarihine bakmak lazım. Sene 1898. Cennet Mekan Abdülhamit Han'a geliyorlar. Ve diyorlar ki bize Filistin'de küçücük bir toprak var. Bunun karşılığında Osmanlı'nın bütün borcunu silelim. Cennet Mekan Abdülhamit Han diyor ki kanla alınan toprak ancak kanla verilir. Bunun üstüne Theodor Herzl komutasında İsviçre'nin Basel kentinde bir toplantı yapıyorlar. Diyorlar ki 50, bakın buraya çok dikkat edin. 50 yıl sonra İsrail devletini kuracağız. 100 yıl sonra büyük İsrail'in temellerini atacağız. Neydi? İsviçre'nin Basel kentindeki toplantının tarihi 1898. İsrail'in kuruluşu 1948. Kusura bakmayın da Müslümanlar şuculuk buculuk uğraşırken onlar 50 yıl içerisinde koydukları hedefe ulaştılar. Neden biliyor musunuz? Biz şuculuktan buculuktan bir türlü Allah'a sığınamadık. Öncelikle Kur'an'ın dediği gibi innemel müminine ihvatun dememiz gerekiyor. Ancak Müslümanlar kardeştir, ancak Müslümanlar kardeştir. Sene 1997, 100. yıl geliyor. 54. Erbakan hükümeti kuruluyor bu sırada. Ve Erbakan hükümeti İsrail'in dışına kabul ediyor ve 3 tane söz söylüyor. 1- Mescid-i Aksa'nın ahbaltını kazmayı bırakacaksın. 2- işgal ettiğin toprakları terk edeceksin. 3- bir tane Müslümanın burnu kanarsa savaş sebebi sayarım diyor. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ve 11 ay iktidarı boyunca bir tek Müslümanın burnu kanamamıştır Filistin coğrafyasında. Bir tek Müslümanın burnunu kanattırmamıştır. Bakın, dirayetli olmalıyız, basiretli olmalıyız, ferasetli olmalıyız. Tabandan tavana, iktidara, reisimize ne istediğimizi net ve açık ilan etmek zorundayız biz. Ümmet uyuma! Filistin'e sahip çık! 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 Asaya selam! Cihada devam! Asaya selam! Cihada devam! Asaya selam! Cihada devam! Asaya selam! Cihada devam! Evet arkadaşların sloganlarına katılıyorum. Son sözlerim şudur ki bu saatten sonra inceldiği yerden kopsun. Cihatsa cihat, savaşsa savaş. Komutanımızdan emir bekliyoruz abi. Mehmetçik asaya! Mehmetçik asaya! Mehmetçik asaya! Mehmetçik asaya! Mehmetçik asaya!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إسلام ومسلمانلارا yardım et vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i bütün kötülüklerden muhafaza eyle. Bizlere dünyada da iyilik ve güzellikler, ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, ana babalarımızı ve bütün inananları bağışla. Ey kimsesizlerin kimi olan, gariplerin yanında olan, mazlumun yanında olan Allah'ım. Ya Rabbi, şu anda ilk kıblemiz olan Kudüs'te, Filistin'de bir vahşet var ya Rabbi. Mazlumları mağdur edenleri sen mağdur et ya Rabbi. Onları kahri perişan eyle ya Rabbi. Gözyaşlarında boğ ya Rabbi. Döktükleri kanda boğ ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Şu anda bizim duadan başka, yalvarıştan başka, sana arz etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim gücümüz sadece şu anda buna yetmekte Allah'ım. Sen dün nasıl gönderdiysen bugün de ebabil kuşlarıyla o İsrail terör devletini ve yandaşlarını yaktıkları ateşle boğ ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda bu vahşeti televizyon ekranlarında izleyenler var ya Rab. Onları da sana havale ediyoruz. Onları da kahri perişan eyle Allah'ım.
Ya Rabbel Alemin, şu anda ümmeti Muhammed, çoluk, çocuk, yaşlı, oralarda kimsesiz daha mağdur ve mazlum. Ya Rabbel Alemin, onları da yine televizyon ekranlarında izleyen sözde Müslümanlara da feraset lütfeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bu gece ümmeti Muhammed'in uyanışına bu olayları vesile eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizden sana havale ediyoruz. Sen dualarımızı dergah hazretinde kabul eyle. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabennar. Rabbena ufir li ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Gecemizin hayırlara vesile olması, başta şu anda işgal altındaki Gazze'nin, Filistin'in ve İslam coğrafyasının bütün ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile olması ve Allah rızası için El-Fatiha. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Ya Allah! Bismillah! 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 Allahu ekber! Bir ruh! Bitti! Neftike ya Aksa! Bir ruh! Bitti! Neftike ya Aksa! Bir ruh! Evet değerli kardeşlerimiz, maksat hasıl olduğunu düşünüyoruz. Katılım sağlayan tüm vakıflara, derneklere, sivil toplum örgütlerine, vatandaşlara gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Sonra düğüm düğüm bilmecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık. Vurulup ömrümün ilk baharında, kanında çiçekler açar yanında. Vurulup ömrümün ilk baharında, kanında çiçekler açar yanında. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gökten yağmur yağmur yağacak renkler, daha hoş kokacak otlar çiçekler. Gökten yağmur yağmur yağacak renkler, daha hoş kokacak otlar çiçekler. Ardından bitmeyen mutlu gerçekler, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Bir sabah gelecek gerçekler, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Tekbir! Allah! Evet, isterseniz böyle bu kadar kesmedi derseniz o meşhur sloganla bitirelim inşallah. Bütün gücümüzle ayıklayalım inşallah. Kahrolsun İsrail! 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 Kahrolsun İsrail!
Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Hamas'a selam, direnişe devam. Mehmetçik Aksa'ya, Mehmetçik Aksa'ya, Mehmetçik Aksa'ya, Mehmetçik Aksa'ya, Mehmetçik Aksa'ya, Mehmetçik Aksa'ya. Evet, geceye noktayı inşallah başkanımız söyleyecek. Başkanım hoş geldiniz. Buyurun, bir iki kere bitireceğiz inşallah. İnşallah geceye noktayı gökte melekler koyar, yerde müminlerin duayı koyar ve son noktayı da inşallah Kahhar ismi celiliyle alemlerin Rabbi olan Allah koyar inşallah. Tekbir! Allah! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tabi Filistin gönüllü, Kudüs sürekli, değerli dostlar, hakikaten insanlık adına utandığımız, insanlığın ayaklar altına aldığı, tarihin belki görmediği kadar zulmün gökyüzüne çıktığı anları hep beraber yaşıyoruz. Hakikaten o bombayı atanları, oraya o uçaklarla gidenleri mutlaka Allah Kahhar ismi celiliyle kahredecek. Ama inşallah bu bizlerin eliyle, Müslümanların eliyle olsun inşallah. Laf yok, söz yok. Aslında sözün bittiği yerdeyiz, lafın bittiği yerdeyiz. Herhangi bir cümleye, herhangi bir kelimeye hakikaten ihtiyaç da yok. Şu an bütün insanlık ayaklar altında. Ve şöyle bir baktığımız zaman Asya seyrediyor, Afrika seyrediyor, Amerika seyrediyor, tüm Müslüman ülkeler seyrediyor. Maalesef sanki elimizden bir şey gelmiyor gibi düşünüyoruz. Ümmet uyuma, Filistin'e sahip çık! 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 Ama Allah'ın izniyle karanlığın en koyu olduğu yerde aydınlık başlar. Umutların en çok tükendiği, yok edildiği düşünüldüğü günlerde hep umut başlar, aydınlık başlar. Nasıl ki 86 yıl sonra zincirler kırılsın, Ayasofya açıldıktan sonra, dedikten sonra Rabbinin lütfu kereviyle Ayasofya'da bu ümmet, bu millet cuma namazını kılmışsa, bayram namazını kılmışsa, namazlarını kılıyorsa, nasıl ki 30 yılı aşkın bir sürenin arkasından Ermeni zulmü altında Karabağ inebilmiyorken bir gece ansızın hamdolsun gereği yapılmışsa, tekrar huzuri başta olmak üzere o bölgede Karabağ işgalden kurtulmuşsa, bize umutsuzluk yakışmaz. Müslümana yes yes yakışmaz. Müslümana mutlaka Allah varsa umut da vardır ve ben ona inanıyorum ki Rabbim gökten melekleriyle, yerden biz hem fiili hem kavli dualarımızla, nasıl ki birçok mazlum coğrafya yıllar yıllar sonra özgürlüğüne kavuşmuşsa, Allah'ın vaadi gerçek olacak. Allah nurunu tekrar inşallah tamamlayacak ve inşallah özgür Kudüs'te, özgür Gazze'de bir zamanlar Hazreti Ömer'lerin gezdiği, Yavuz Sultan Selim'lerin gezdiği, kanunilerin insanlar yaptığı o aziz topraklarda, 400 yıllık ecdadımızın topraklarında inşallah özgürce gezeceğiz, inşallah gereğini yapacağız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! 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 Allahu Ekber! Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Mehmetçik Aksa'ya! Yıllar yıllar sonra siz adam öldürmeyi bilirsiniz. Siz çocuk katilisiniz diyen irade yine Van Mühit ifadesiyle yeryüzünde ses getiren irade, yine dünya beşten büyüktür diyen irade, yine tek başımıza da kalsak ve kalsam Kudüs bizim
çizgi kırmızı çizgimizdir diyen irade, onun önderliğinde Allah'ın izniyle bu ümmet gereğini yapacak. Biz liderimize güveniyoruz. Onlar talimat bekliyoruz. Onlar emir bekliyoruz. Ne derse o, ucunda şehadet de olsa. Bu millet öyle büyük millet ki her meydana çıktığı zaman bir şey söyler. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun ötesi yok. Eğer gerekirse böyle bir irade ortaya çıkarsa tüm torun, tüm ümmet, tüm ümmeti Muhammed Allah'ın izniyle ölürsek şehit, kalırsak gazi diye Kudüs'e de gideriz, gereğini de yaparız Allah'ın izniyle. Oluk oluk kan aksa, kurtulacak el aksa. 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 Türkiye'den Hamas'a selam, direnişe devam. Türkiye'den Hamas'a selam, direnişe devam. Türkiye'den Hamas'a selam, direnişe devam. Allah Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Tüm şehitlerimizi Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza'ya komşu eylesin. O sahabi bebeklerin ahı Allah'ın izniyle yerde kalmaz. O kadınların, o ihtiyarların ahı Allah'ın izniyle yerde kalmaz. O ah alıncaya kadar, zalimden o zulmün hesabı görülünceye kadar Rabbim dizlerimize, ayaklarımıza Kudüs kuvveti, Kudüs gücü versin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun inşallah. Bir ruh, bir dem, neftikeye aksa. 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 Evet değerli kardeşlerim, dua edelim inşallah, geceniz mübarek olsun.